bir varmış bir yokmuş. Köyün birinde bir adam yaşarmış. O adam çok yoksul imiş, her ne iş yapsa da işi iyi gitmiyormuş. O adam düşünmüş, nasipsiz bir şey olmuyor. Ben nasibimin sahibini arayıp bulayım, ondan dileyeyim, kendi nasibimi alayım, demiş. Çıkıp gitmiş, yolda giderken bir ayıya rastlamış. Ayı, hey adam, nereye gidiyorsun, diye sormuş. Nereye gideyim, benim hiç nasibim açılmıyor, nasibimin sahibinden nasibimi dilemeye gidiyorum, demiş. Ayı, yahu, nasibin sahibini bulursan benim de geçmeyen bir baş ağrım var, şuna derman sorsana, demiş. İyi, sorarım, deyip gitmiş adam. Biraz gidince tırpanla buğday işleyen çiftçiye rastlayıp selam vermiş. Çiftçi selamını alıp, nereyedir, diye sormuş. O kişi, nereye olsun, nasibimin sahibinden nasibimi dilemeye gidiyorum, demiş. Çiftçi, yahu nasibin sahibini bulursan, şu yere her yıl buğday ekiyorum, sapına gelişiyor, ama tanesi olmuyor. Bu neden olur, sorar mısın, demiş, bulursam sorarım, deyip o kişi gitmiş. Oradan biraz daha gidince patates tarlasındaki otları temizleyen bir kişiye rastlayıp selam vermiş. Patatesçi, selamını alıp, iyi yolculuklar, nereye böyle, diye sormuş. Adam, nereye olsun, nasibin sahibinden nasibimi almaya giderim, demiş. Patatesçi, yahu nasibin sahibini bulursan sor bakalım, şu yere her yıl patates ekiyorum, patates ufak oluyor, otlar gelişiyor, şu neden olur acaba, demiş. Oo, bulursam sorarım, deyip o kişi gitmiş. Adam ay yürüyüp, yıl yürüyüp, bir büyük dağın başına çıkmış. Bakmış beline kadar uzayan aksakalıyla bir kişi oturuyor. Yanına varıp selam vermiş. İhtiyar, selamını alıp hal hatır sorduktan sonra, buraya nasıl çıktın, diye sormuş. O kişi, nasıl çıkayım, benim hiç nasibim açılmıyor, nasibin sahibini bulup, ondan nasibimi dilemeye geldim, demiş. İhtiyar, öyleyse, nasibin sahibi benim, demiş. Adam, yahu, benim gözümün önünde nasibimi aç lütfen, diye dilemiş. İhtiyar yerden bir avuç kum alıp dökmüş, senin nasibin şu kum gibi döküldü, artık sen becerebilirsen, demiş. Adam ayının şikayetini söylemiş. İhtiyar, ayının başı, akılsız adamın beynini yerse iyileşecek, demiş. Sonra çiftçinin şikayetini söylemiş. Çiftçinin tarlasının altında altın hazinesi var, onu çıkarmazsa buğdayı taneli olmayacak, demiş ihtiyar. Sonra patatesçinin şikayetini söylemiş. İhtiyar, patatesçinin tarlasının altında altın madeni var, onu çıkarmazsa patatesi büyük olmayacak, demiş. Adam ihtiyara teşekkür edip vedalaşarak geri dönmüş. Patatesçi çok sevinip, ben bir yalnız adamım, ikimiz birlikte kazalım, çıkan altının yarısını sana veririm, demiş. O kişi ise, vallahi kazmam, ben nasibimin açıldığını gözlerimle gördüm, bana çalışmak ne gerek, demiş ve oradan gitmiş. Çiftçiye gelip, ihtiyarın dediklerini söyler. Çiftçi, oh, Allah razı olsun senden, şunu öğrenip gelmişsin. Ben yardımcısı olmayan biriyim, güzel bir kızım da var, onu da vereyim sana. İkimiz birlikte kazalım, çıkan altının yarısı da sana, demiş. O kişi, vallahi kardeş, kızını da almam, tarlanı da zahmete girip kazmam. Kendi gözümün önünde nasibim açıldıktan sonra, ne gerektir bana yer kazmak, deyip gitmiş. O ayının yanına gelip, ihtiyarın dediğini söylemiş. Ayı, çok sağ ol. Yolda başka işittiğin gördüğün varsa, onları da söylesene, demiş. Adam yolda çiftçi ve patatesçi ile aralarında geçenleri anlatmış. Ayı, o dediğin de ne oluyor? O kadar çok hazineye ortak edildiğin yerde niye durmadın, demiş. Adam, niye durayım ki? Nasibimin açıldığını kendi gözlerimle gördüm. Toprak kazmasam bana rızık düşmez mi, demiş.
ayı, öyleyse sana gökten dökülüp gönderilmesi gerek. Bana zahmete girip aramak da niye gereksin, ne kadar arasam da senden akılsız adamı bulamam, demiş ve adamı yemiş. Sonra da iyileşmiş. Onmayıp büyümeyip şunlar kalsın, onup büyüyüp biz kalalım.